rudder that. Evet, bu silahımızın adı Android HKSLS. Bunun kategorisi özel silah kategorisi. Tabi benim oyunum hileli olduğu için ben rahatlıkla aldım. Sizin almanız bayağı uzun bir zaman ile. Keskin nişanlı tüfeklerine bakıyoruz. Hunting Rifle. Bu oyunun başında size belirlen silah. Tabi bu benim yükselttiğim hali. Onun arasında bayağı silah var. Örneğin bunlar da kesinden sadece bazıları bırak getireyim de bahsetmek istediğim silahlar var. Dolayısıyla hepsini tek tek üstünde durup size anlatma fırsatım yok. Öyle bir fırsatım olsaydı HKSL-81, bu da Android HKSL'nin bir benzeri, bir DC'si. Para fiyatı vardı, 1 milyon, 10 milyon civarında bir fiyatı vardı. Ateş hasarı 2200. Yakılmamış hali 2250 metre kadar ateş alanı var. Sekmesi hiç yok dedi, kadar az %98.6. Tabii ben bu silahı henüz yükseltmediğim için benimkiler uzun, daha az gösteriyor, %59 falan. 20 kat, ben henüz yükseltme yapmadığımdan dolayı 5 kat, zar boyutu 9, bende 4, yükseltmesizlik. Son 4
saniyede dolduruyor sazları ama bunu yükselterek 2 saniyeye kadar indirebiliyoruz. Bu oyunun en iyi silahından birisi. Bir bu HKSL 81, bir de Barrett M82 AB. Yani 2700 hasar, 2650 feet metre. Sekmesi yok. Yani %99.6, yani 0.4'ten kimse ölmez. Ne kat yakınlaştırma yapabiliyor? Sazer boyutu maksimumda 9. Saniyede dolduruyor silahı, hemen gösterelim her özelliğini. Böyle şöyle görevler diyerek görev ekrana geliyoruz. Buradan özel harekat görevleri, ana görevler, multi kill, yani birden fazla adam öldürebildiğimiz görevler, aranan kişiyi öldürme, günlük görev, her yer olarak değişmiyor, teniz zaman tek değişiyor. Bir de başlangıç paketi, bu lan falan filan, işte silah paketleri, elmas, redon falan. Görevin en zorunu yapalım bir sizinle. Bu görevi yapabilmek için bize en az, yani sekmesi, sıra seker ateş edildiğinde sekmesi %50 ve hasarı 92 ise en az bu görev için uygun demektir. Göreve başla diyoruz. Arabanın kutudan bekliyoruz ve araba bak yine dolayısıyla bir araba durdu. Şu an bir araba daha durdu ve hemen var. Zamlı kolundan vurduk, etkisiz hale geliyordu ilk oynamada, 1690'dı. Sondaki sıfırını atarak hesap yapıyor. Hani 2000 vs 200 veriyor, öyle bir mantık. Böyle yükseltmediğim bir silah, HKSL 81 önünde yükseltmedim. Sonra donan bir silah, aktif hale getiriyoruz. Yükseltmeler diyoruz ve silahın yükseltilecek yerlerini de yükseltebileceğimiz. Namlu ağzı diyoruz, namlu ağzı. Su namlu ağzı değiştirme, o alacağımız yani. Su parayı vererek onu aldık. Yani bu parayı verince 2,5 milyonu. Namlu ağzı böyle orada alıyoruz. Üçüncü seviye itibaren 3, 4, 5 ve 6. seviye 2 farklı ödeme geliyor. Parayla ödeme derseniz anında değil de 55 dakika sonra gelecek. Yani bir hani ithal getirerek de yanında elmas ile alabilirsiniz. Gördüğünüz 25 dakika ve görüyorsunuz bayağı ufaldı. Susturdu gibi bir şey oldu. Bu ne oldu ben de anlamadım. Öldürüz, maksimuma yükselttik. Susturduk. Mühimmat yükseltiyoruz 6'ya kadar. Evet böyle. Buradan
sıran işte bu bize hasarı menzili çekmesini maya dengesi falan menzili iyi hale geldi ve kabzasını yükselerek dengesini artırabiliyoruz. Evet, silahımız en yüksek hale geldi. Yani en yüksek bu. Durumda. Daha doldurmasını bekleyen sazlar dolmuş oluyor. Oyunumuz Ascension Set to Kill diye geçiyor. Enerjimiz yukarıda enerji seviye durumumuz, zetonumuz ve elmasımız yer alıyor. Gameplay. İyi oyunlar diliyorum. Daha